merhaba. Merhaba Murat. Nasılsınız hocam? İyiyim sen nasılsın? Hocam ben de çok iyiyim. Biz bugün hocam kuvvete geçiyoruz. Evet bugün konumuz kuvvet diyoruz gençler. Başlayalım. Başlasın. Evet gençler kuvveti ilk olarak tanımlayalım. Duran cisimleri harekete geçirebilen, hareket halindeki cisimlerin doğrultusunu, yönünü, hızını, şeklini değiştirebilen, cisimleri döndürebilen, cisimlerin şeklini değiştirebilen, işte tüm bunları yapabilen etkiye kuvvet denir diyoruz gençler. Peki kuvvetimiz nasıl bir büyüklüktür? Ondan bahsedelim. İlk olarak temel büyüklüğün kısa muz olarak bir şifresi vardı. Ama kısa muzdaki K harfi kütle demekti. Dolayısıyla kuvvet gençler temel değildi. Yani türetilmiş bir büyüklük demiştik kuvvet için. Türetilmiştir diyoruz. Aynı zamanda kuvvet yönlü bir büyüklük olduğu için kuvvet vektöreldir diyoruz. Kuvveti gençler İngilizcesi force. Dolayısıyla F sembolü ile gösterilir diyoruz. SI'deki birimi ise gençler kuvvetin birimi Newton. Ve son olarak diyoruz ki kuvveti ölçmek için dinamometre kullanırız. Evet devam edelim gençler. Evet kuvveti gençler ikiye ayırıyoruz. Temas gerektiren kuvvetler, temas gerektirmeyen kuvvetler olmak üzere. İlk olarak gençler temas gerektiren kuvvetlerle devam edelim. Arkadaşlar temas gerektiren kuvvetler fiziksel temas sonucu ortaya çıkan kuvvetlerdir. Mesela bir basketbol atışında atarken e, cisme bir kuvvet uygularız ve bir itme kuvveti uygularız değil mi? Veya arabaya bir itme kuvveti uygularız. Bu da temas gerektiren bir kuvvettir. Seyahat bunun yükselmesi için rüzgarın onu hareket ettirmesi Yine havanın onu kaldırması, kaldırma kuvveti yine bir temas gerektiren kuvvettir. Kürek çekerken küreğe bir kuvvet uygularız, fiziksel bir temas vardır. Veya suyun e, sandala uyguladığı bir kaldırma kuvveti vardır, bu da temas gerektiren bir kuvvettir. Bunun haricinde günlük hayatta sürtünme kuvveti yine temas gerektirir. Rüzgarın ağacı sallaması temas gerektirir. Yani kısacası fiziksel temasın olduğu kuvvetlere temas gerektiren kuvvetler diyoruz. Devam edelim. Şimdi de temas gerektirmeyen kuvvetlerden bahsedelim gençler. Cisimler arasındaki etkileşimin doğrudan bir temas içermediği kuvvet çeşitleridir diyebiliriz. Temas gerektirmeyen kuvvet çeşitleri örnek verecek olursak ilk olarak yer çekimi kuvveti, ikinci olarak elektriksel kuvvet, üçüncü olarak gençler manyetik kuvvet, dördüncü olarak da atom içindeki nükleer kuvvetleri örnek verebiliriz. Evet devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar doğadaki temel kuvvetlere bakıyoruz. Gençler doğada 4 tane temel kuvvetler vardır. Güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet, elektromanyetik kuvvet ve kütle çekim kuvveti olmak üzere. Evet şimdi bunları tek tek inceleyelim. İlk olarak gençler güçlü nükleer kuvvet ile başlıyoruz. Güçlü nükleer kuvvet atom çekirdeğindeki protonların ve nötronların dağılmadan bir arada durmasını sağlayan kuvvettir. Gençler bildiğiniz gibi Atomun çekirdeğinde proton ve nötronlar bulunur. Protonlar artı yük Artı yükler birbirini itmesine rağmen nasıl oluyor da çekirdekte bir arada durabiliyor? İşte bu nükleer güçlü kuvvet. Güçlü nükleer kuvvet sayesinde diyoruz. Gençler güçlü nükleer kuvvet şiddeti en büyük olan temel kuvvettir diyoruz. Evet dört temel kuvvetin en şiddetlisi güçlü nükleer kuvvettir. Çekirdeğin içinde ve atom altı parçacıkları arasında olur. Ve diyoruz ki tabii ki çekirdek çok çok küçük olduğu için menzili yani etki alanında çok çok kısadır diyebiliriz güçlü nükleer kuvvet için. Devam edelim. İkinci olarak elektromanyetik kuvvetten bahsedelim. Elektrik yüklü parçacıklar arasındaki kuvvettir. Elektronu çekirdeğe bağlayan ve molekülleri bir arada tutan kuvvettir diyoruz gençler. Elektromanyetik kuvvet. Aynı zamanda Sadece elektriksel kuvvet olarak düşünmeyelim. Manyetik e, kuvvet de yine birleştirilmiştir diyelim. E, manyetik maddeler arasında da yani mıknatıs demir arasında da yine bu görülür diyoruz. Bunun da menzili genişler, yani etki alanı sonsuzdur. Yani sonsuz uzaklıktaki artı eksi yüklü cisimler de birbirine çekim kuvveti uygular diyoruz. Veya mıknatıslar da yine aralarındaki mesafe ne olursa olsun birbirlerine mutlaka bir kuvvet uygular. Tabi kuvvetin büyüklüğü küçüklüğü mesafeye göre değişebiliyor. Evet devam edelim. Üçüncü kuvvetimiz gençler zayıf nükleer kuvvet. Çekirdekteki parçacıklar arasında bulunan ve atom çekirdeğinin kararsız olmasında sorumlu bir kuvvettir diyoruz. Yine bunun Menzili yani etki alanı çok küçüktür zaten e, atomun içinde olan bir kuvvet olduğu için gençler. Menzili en kısa olan kuvvet zayıf nükleer kuvvetleri diyoruz. Devam edelim. Ve son olarak gençler dördüncü kuvvetimiz kütle çekim kuvveti. Gençler kütle çekim kuvvetine biz dünyanın uyguladığı kütle çekim kuvvetine yer çekimi kuvveti de diyoruz değil mi? Neden? Çünkü dünyaya yer küre ismini vermişiz. Dolayısıyla biz e, kalem yere düşerken yer çekimi kuvveti etki ediyoruz. Ancak genel ismi kütle çekim kuvvetidir bunu da unutmayalım. Peki, kütle çekim kuvveti nedir? Gençler, kütlesi olan bütün cisimlerin birbirine uyguladığı kuvvettir. Evrenin bugünkü şeklini almasında en etkili olan bu kütle çekim, kütlelerin birbirini çekmesi sayesinde bir düzen oluşmuştur diyebiliriz. Şiddeti ise gençler en zayıf kuvvettir diyebiliriz. Menzili ise yine sonsuzdur diyoruz. Yani sonsuz uzaklıktaki cisimler yine birbirine kütlelerinden dolayı çekim kuvveti uygular diyoruz. Evet gençler temel kuvvetlerin şiddetlerinin sıralaması önemlidir. Biz de size bu sıraya göre bilgileri vermiştik. Şimdi tekrar bir hatırlatalım. En güçlüsü şiddeti en büyük olan güçlü nükleer kuvvet. İkinci olarak gençler elektromanyetik kuvvet. Üçüncü olarak zayıf nükleer kuvvet. Ve gençler şiddeti en küçük olan ise kütle çekim kuvveti diyoruz. Evet baş harflerine sıralarsak gençler G, E, Z, K. Gezik, gezek diyebilirsiniz gençler. Evet, kütle çekim kuvveti üzerinde duracağız gençler. Evet, dünya ve ayı görüyoruz. Dünya ve ay birbirlerine kütle çekim kuvveti uygular diyoruz. Peki, bu kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü nelere bağlıdır? İlk olarak gençler diyoruz ki kütlelerin büyüklüğü, kütlelerimize M1 ve M2 dersek bunların çarpımı ile doğru orantılı diyoruz. İkinci olarak gençler aralarındaki mesafeye bağlı Aralarındaki mesafe azaldıkça, birbirlerine yaklaştıkça çekim kuvvetinin büyüklüğü artacaktır. Yani mesafe ile ters orantılı diyebiliriz. Mesafeye değer dersek gençler, mesafenin D2 yazmış burada ama D kare olmalıydı. D'nin karesi ile ters orantılı. Ve formülümüze gelecek olursak gençler, tabii ki bizim karşımıza 9. sınıfta formülü soru gelmeyecektir. Siz sadece bağlı olduğu değişkenleri bilin diye yazıyorum. Bir evren, evrensel çekim sabitimiz var. G ile gösteriyoruz. Bu bir sabit bir sayıdır. Önemsiz. Kütleler çarpımı ile doğru orantılı. Aralarındaki uzaklığın karesi ile ters orantılı olduğu için kuvvetin formülünü bu şekilde ifade ediyoruz. Bizim burada bilmemiz gereken en önemli kısım şu gençler. Dünya aya hangi büyüklükte bir kuvvet uygularsa ay da dünyaya aynı büyüklükte kuvvet uygular. Yani dünyanın aya uyguladığı kuvveti bulurken m1 ile m2'yi çarpıyoruz m dünya m ay kütleleri çarpımı. Ayın dünyaya uyguladığını bulurken önce ayın kütlesini sonra dünyanın kütlesini yazarız. Sonuçta çarpımların sonucu yine aynı mı? Evet aynı. Gençler bu bir etkileşim halinde olduğu için bu kuvvetler daima birbiriyle eşit büyüklüktedir. Ancak burada şuna da dikkat edelim. Evet dünyanın uyguladığı kuvveti FD diyelim. Ayın uyguladığı kuvveti Fa diyelim. Bunlar büyüklük olarak eşittir ancak her ikisi de çekim kuvveti uyguladığı için zıt yönlerde olduğu için eksi f a yazabiliriz. Hatırlarsanız vektörlerde zıt olduğunda eksi işareti kullanıyorduk. Veya nasıl yazabilirsiniz? Mutlak değer içinde yazarsanız pozitifte yazabilirsiniz. Ya da üzerine ok koymazsanız skaler sadece büyüklük anlamı taşır. O zaman da eksi işareti yine koymadan da yazabilirsiniz. Ancak şunu kesinlikle unutmayın. Büyük kütle küçük kütleye hangi kuvvet uygularsa küçük kütle büyük kütleye de yine aynı büyüklükte kuvvet uygular diyoruz. Unutmayalım. Birleşik kuvvetten bahsedelim gençler. Bir cisme birden fazla uygulanan kuvvetlerin etkisini tek başına gösterebilen kuvvete bileşke kuvvet kısacası net kuvvet ya da toplam kuvvet adı verilir. Gençler ee, bileşke kuvvet R harfi ile gösterilirdi. Bunu daha önce de bahsetmiştik. Tekrar anlatıyoruz. Birleşik kuvveti bulurken eğer kuvvetler aynı yönlü ise büyüklükler toplanır diyoruz. F1 artı F2 ile bulunur diyoruz. Bu şekilde olduğu gibi. Peki kuvvetler zıt yönlü ise ne yapıyorduk gençler? Zıt yönlü ise büyüklüklerini birbirinden çıkartıyoruz. F1 eksi F2 yazıyorum ancak tabii hangisi büyükse siz büyükten küçüğü çıkarın. Ve Net kuvvet daima büyük kuvvetin yönünde olacaktır. Bunu da unutmayalım. Evet gençler şimdi dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetlerden bahsedelim. Dengelenmiş kuvvet demek bir cisim üzerine etki eden kuvvetlerin toplamı sıfır ise cisim dengededir. Yani bileşke kuvvet sıfır ise cisim dengededir. Cisim dengede ise cismi etki eden net kuvvet bileşke kuvvet sıfırdır diyoruz. Peki bu şartı, bu şartı sağlayan kuvvetlere de Dengelenmemiş kuvvetler denir. Bir cisim duruyorsa, gençler duran bir cismin üzerine etki eden net kuvvet sıfırdır. Yani hızımız sıfır iken net kuvvet de sıfırdır. Dolayısıyla dengededir. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındadır. İkinci olarak da şunu söylüyoruz. Bir cisim sabit hızla ilerliyor ise, sabit hızla ilerliyorsa gençler, demek ki cisim üzerine etki eden net kuvvet sıfırdır. Hızı değişmiyordur. Çünkü net kuvvet uygulanmış olsaydı bu cismin hızında bir değişiklik meydana gelirdi. Dolayısıyla sabit hızlı cisimlerde de yine net kuvvet sıfırdır diyoruz. Ve sabit hızla hareket eden cisimler dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altında hareket eder diyoruz. Şimdi de dengelenmemiş kuvvetlerden bahsedelim gençler. Cisim üzerine etki eden kuvvetlerin toplamı sıfırdan farklı ise cismin dengesi bozulur. Denge şartını bozan kuvvetlere Dengelenmemiş kuvvetler adı verilir. Dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi altında kalan cisim bileşke kuvvet yönünde ivmeli hareket yapacaktır. Dengelenmemiş demek gençler yani bir cisim düşünelim yatayda. Eğer bu cismin hızı değişiyor ise buna bir net kuvvet etki etmiş demektir. Peki hızın değişmesi gençler iki şekilde olabilir. Ya hızlanan ya da yavaşlayan olabilir, değil mi? Eğer bir cisim diyelim sağa doğru hareket etsin. Biz buna sağa doğru bir net kuvvet uygularsak hareket yönünde evet olduğu için bu cisim hızlanan hareket yapacaktır. Dolayısıyla dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi altındadır. Yani dengelenmemiş kuvvet demek net kuvvet sıfırdan farklı demek. Peki bu cisim sağa doğru giderken sola doğru bir net kuvvet uygulanırsa ne olur? Bu sefer de cisim yavaşlayan hareket yapacaktır. Sonuçta hızlanan, yavaşlayan hareket demek ivmeli hareket demek değil mi gençler? Sorularımıza bakalım gençler. Fizikte kuvvet kavramı temas gerektiren ve temas gerektirmeyen kuvvetler olarak ikiye ayrılır. Buna göre fiziksel olayların hangileri temas gerektiren hangileri gerektirmeyen olarak bize sormuş. Bakalım dünyanın güneş etrafında dolanımı sırasında etken kuvvet. Gençler sonuçta dünya ile güneş temas halinde değil. Bu temas gerektirmeyen bir kuvvettir. Hatta ismi kütle çekim kuvvetidir diyebiliriz değil mi? İkinci olarak Kadıköy önü şehir vapurunun su yüzeyinde kalmasını sağlayan kuvvet. Sonuçta su vapura bir temas ediyor. Bir kaldırma kuvveti var. Kaldırma kuvveti temas gerektirir. Evet gerektirmeyene çarpı gerektire tık atalım gençler. İtilen bebek arabası. Evet itme kuvveti uyguladığımıza göre gençler bu bir temas gerektiren kuvvettir diyoruz. Sonbaharda ağaçlardan kopan kuru yaprakların yere düşmesini sağlayan kuvvet. Yere düşmesini sağlayan kuvvet gençler kütle çekim kuvveti yani yer çekimi kuvvetidir. Bu da temas gerektirmeyen bir kuvvettir diyoruz. Yere dökülen toplu iğnelerin mıknatıs kullanılarak toplanmasını sağlayan kuvvet. Mıknatısın demiri çekmesi gençler elektromanyetik bir kuvvettir, manyetik bir kuvvettir. Bu da temas gerektirmez. Sonuçta bir fiziksel temas yok değil mi? Çekme sırasında. Dolayısıyla gençler temas gerektiren 2 ve 3'tür. Gerektirmeyen ise 1, 4 ve 5'tir. Bunu sağlayan seçeneğimiz A'dır. Devam edelim. Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan cisme yatay düzleme paralel büyüklükleri şekilde verilen iki kuvvet uygulanmaktadır. Kuvvetlerin dengelenmesi için uygulanması gereken üçüncü kuvvetin yönü ve büyüklüğü ne olmalıdır? Gençler gördüğünüz gibi sola doğru 8 çekiyor, sağa doğru 5 çekiyor. Dolayısıyla bileşke kuvvetimiz şu anda 8 ve 5 birbirine zıt olduğu için çıkarırız. Sola doğru 3 Newton büyüklüğündedir diyoruz. Dengelenmesi için ne demekti gençler? Net kuvvet 0 olmalı. Dolayısıyla sağa doğru yani artı x yönünde 3 newton büyüklüğünde kuvvet uygulanmalıdır diyoruz. Net kuvvetin sıfır dengelenmiş kuvvet olması için. Bunu sağlayan seçenek de gençler gördüğünüz gibi C seçeneğidir. Yerden belirli bir yükseklikten bırakılan mıknatısın toprak zemine çarpma hızının büyüklüğü V kadardır. Bu mıknatıs aynı yükseklikten demir zemine düşerse mıknatısın demir zemine çarpma hızı V'den büyük olur. Yukarıdaki paragrafta anlatılanlar da Verilen hangi temel büyüklüklerden kuvvetlerden bahsedilmiştir? Gençler mıknatısı ilk olarak yere doğru bıraktığımızda kütle çekim kuvveti sayesinde yer çekimi kuvveti sayesinde yere düşüyor değil mi? Demek ki evet bundan bahsedilmiştir diyoruz. Peki demir zemine neden daha hızlı çarpıyor? Çünkü mıknatıs ve demir birbirini çektiği için gençler arada bir elektromanyetik kuvvet vardır. Bu yüzden daha hızlı çarpıyor. Elektromanyetik kuvvetten de bahsedebiliriz. Güçlü nükleer kuvvet gençler atom çekirdeğinde var olan bir kuvvettir. Dolayısıyla burada bundan bahsedilmemiştir. Bu yüzden cevabımız 2 ve 3 olan C seçeneğidir diyoruz. Doğadaki temel kuvvetlerle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Ay ile dünya arasındaki etkileşme kütle çekim kuvvetini örnektir. Evet kütlesi olan bütün cisimlerin birbirine uyguladığı kuvvettir. Dünya ve Ay birbirine kütle çekim kuvveti uygular. 2. Kararsız çekirdeklerin ışıma yapmasında zayıf kuvvetler etkilir. Evet gençler bunu da söylemiştik. Ee, atom çekirdeklerin kararsız olmasında zayıf nükleer kuvvet e, etkili olduğunu söylemiştik. Üçüncü olarak elektronlarla protonlar arasındaki etkileşmeler elektromanyetik kuvvetlere örnektir. Evet sonuçta yüklü cisimlerin birbirine uyguladığı kuvvettir. Biri eksi biri artı yüklü bir cisim. Bu yüzden cevabımız gençler. E seçeneği 1, 2 ve 3'tür diyoruz. Doğrusal bir yolda hareket eden M kütleli cismin hareketine ait konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre 1, 2, 3 zaman aralıklarının hangilerinde cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir? Yani gençler net kuvvet 0 olsun diyor. Peki gençler net kuvvetin 0 olduğunda cisim ne tür bir hareket yapabilirdi? 1. Duruyorsa net kuvvet 0'dır. 2. Sabit süratle hareket ediyorsa net kuvvet 0'dır demiştik. Yani hızı değişmiyorsa. Peki bize bir konum zaman grafiği verilmiş. Konum zaman grafiğinden biz hızı bulabilirdik değil mi gençler? Bakalım birinci bölgeye. Birinci bölgede konumumuz düzgün bir şekilde artıyor. Peki grafiğin eğimi bize hızı veriyordu. Eğimin sabit olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla gençler eğim sabit ise hız sabittir. Sabit hız hareket net kuvvet sıfır olduğu için dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir demiştik. Dolayısıyla biri alabiliriz. İkinci bölgeye bakalım gençler. Gördüğünüz gibi konumumuz hep aynı kalmakta. Burada bir eğim yok. Konum zaman grafiğinin eğimi yoksa hızı da yoktur. Gördüğünüz gibi zaten hep 2x konumunda kalmış araç. Yani durmuş. E, duran bir cisim de yine dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındadır diyoruz. Bunu da alıyoruz. Üçüncüsünde yine gençler. Gördüğünüz gibi e, konum zaman grafiğinin eğimi sabit. Yine sabit süratli bir hareketin e, konum zaman grafiğidir. Sürat sabit ise... Dengelenmiş kuvvetlerin etkisi nedir? Yani net kuvvet sıfırdır diyoruz. 3'ü de alacağız. Dolayısıyla cevabımız gençler. E seçeneği 1, 2 ve 3'tür diyoruz. Yatay zeminde durmakta olan K cismini şekildeki kuvvetler etki ettiğinde cisim ok yönde harekete geçiyor. Demek ki gençler ok yönde harekete geçtiğine göre F1 artı F2'nin büyüklüğü f 3ten daha büyükmüş değil mi? Sonuçta cisimler net kuvvetin e, yönünde Hareket yapar demiştik. Buna göre işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa cisim dengede kalabilir. Dengede kalabilir ne demekti gençler? Net kuvvet sıfır olabilir demek. İlk olarak yüzeyi pürüzlü hale getirirsek, yüzeyi pürüzlü hale getirirsek gençler, F3'ü destek olarak bir de sürtünme kuvvetimiz olacak değil mi? Şurada bir sürtünme kuvvetimiz olacak yüzeyi pürüzlü hale geldiğinde. Peki bu sefer bu ikisinin toplamı F1 artı F2'nin toplamına eşit olabilir mi? eşit olursa net kuvvet sıfır olacaktı. Evet olabilir. Dolayısıyla birincisi olabilir diyoruz. İkinci yargıya bakalım. F3 kuvvetini artırma. Evet gençler F3 kuvvetinin değerini artırırsak bu sefer F1 artı F2 F3'e eşit olabilir değil mi? Dolayısıyla net kuvvet sıfır olabilir. Bu yüzden bu da olur. Üçüncü olarak F2 kuvvetini ters çevirme. Gençler biz bu kuvveti ters çevirirsek bu sefer F2 artı F3 F1'e eşit olabilir mi? Olabilir. Dolayısıyla yine Dengede kalabilir. Net kuvvet sıfır olabilir diyoruz. Bunu sağlayan seçeneğimiz gençler E seçeneğidir diyoruz. Evet arkadaşlar son olarak bir de işlemli bir soru çözelim. Fen Fenlesesi kısmında sonuç işlemli sorular yer almakta. Kazanımlarda bu yer almakta. Evet bakalım. Kütleleri 2M ve M olan L ve M gezegenlerinden K'nin L'ye uyguladığı kuvvetin şiddeti F'tir. K'nin M'ye uyguladığı kuvvet kaç F'tir? Evet gençler ilk olarak k ile arasındaki kuvveti bir yazalım. Evrensel çekim sabitimiz vardı. Kütlelerin çarpımı bölü uzaklığın karesiydi. Evet. k ile arasında gençler kütlelerimize baktığımızda K'nın kütlesi verilmemiş. M-K diyelim. L'nin kütlesi 2M bölü. Aralarındaki uzaklık 1R olduğu için gençler R karedir diyoruz. Evet. Bunun sonucuna 2 diyelim. Ve sonu bu 2 olan cevaba da şiddete de F denilmiş. Evet bu verilen. Peki biz kimi bulacağız? K M arasını bulacağız. K M arasındaki kuvvet. Evrensel çekim sabitliğimizi yazdık. M K yine her ikisini de aynı değer etkileyecektir. Bu sefer kütlemiz M, aralarındaki uzaklık 2R olduğu için karesini alıyorum dikkat. 2R'nin karesini alırken 2R'nin karesi 4R kare yapacaktır. Buna dikkat edelim. Burada da cevabımız 1 bölü 4 gibi orantılı diyelim. Evet 2'yi f dersek gençler 1 bölü 4'e bakın bu bunun 8 katı değil mi? Evet bunu 8 ile çarparsak 2 yapar. Dolayısıyla kuvvet de 8'de 1'i kadardır. F bölü 8 kadardır diyoruz. Bunu sağlayan seçenek de A seçeneğidir diyoruz. Hocam bitti galiba. Evet Murat bugün de bitti. Çok güzel hocam. Arkadaşlarımız videomuzu beğendiyse beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın gençler.